Son birkaç videoda sikloheksanın farklı konformasyonlarına baktık. Açıkça görülüyor ki sikloheksan tek bir halkadan oluşuyor. Yani monosiklik bir bileşik. Kaç adet halkaya sahip olduğumuzu anlamanın resmi IUPAC metodu, açık zincirli bir alkan oluşturmak için kaç adet açık nokta gerektiğini saymaktır. Bu iki karbon arasına bir kesik attığımızda açık zincirli alkan elde ederiz. Buraya ulaşmak için tek bir kesik yetti. Siklohexanın monosiklik olduğu da bu durumda bariz, belli değil mi? Peki, bir siklohexan halkası ve ona bu şekilde yapışık bir halka daha olsaydı ne olurdu? Burada iki halkamız var, yani bisiklik bir bileşikten söz ediyoruz. Yine kaç halka olduğunu bulmak için iupak yöntemini kullansaydık buraya ve buraya bir kesik atmamız gerekirdi ve elimizde açık zincirli alkan olurdu. Evet, o zaman buraya erişmek için iki kesik gerekti. Yani bunu bisiklik molekül olarak sınıflandırabiliriz. Tabii bunlar çok kolay ve basit bileşikler. Daha karmaşık bileşikler için kaç adet halka olduğunu hesaplamak için IUPAC kuralını hatırlamanız gerekir. Şimdi bu ikinci molekülü yeniden çizelim ve ona daha detaylıca bakalım. Bir siklohexan halkamız vardı ve ona bu şekilde yapışık bir halka daha vardı. Her iki halka tarafından paylaşılan karbonlar, yani bu karbon ve bu karbon, bunlar köprübaşı karbonlar olarak adlandırılırlar. Bunu yazalım, evet. Köprübaşı karbonları. Bisiklik bileşikleri numaralandırırken köprübaşı karbondan başlayıp, en uzun yoldan gitmeniz, ardından ikinci en uzun yoldan ve son olarak en kısa yoldan gitmeniz gerekir. Hadi bunu yapalım. Üstteki köprü başı karbonla başlayalım ve bunu bir numara yapalım. En uzun yol üzerinde numaralandırma yapacağız. En uzun yol sol taraftan yani 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Şimdi ise ikinci en uzun yola gelelim. Devam edebiliriz. İkinci en uzun yol olduğu için buraya 7 ve 8 diyelim. Üçüncü yol en kısa yolsa genelde köprübaşı karbonların arasındakidir. Köprübaşı karbonlar arasında herhangi bir karbon yok. O zaman bileşiğimizi numaralandırma işimiz bitti. Bisiklik bileşiği adlandırmanın genel formülüne gelelim. Öncelikle bunun bisiklik olduğunu tanımladık. O zaman buraya bisiklo yazalım. Ardından parantez içinde köprübaşı karbon hariç olmak üzere en uzun yol üzerindeki karbon sayısını sayalım. Onu da burada X ile gösteriyoruz. Y ise köprübaşı karbon hariç en uzun ikinci yol üzerindeki karbon sayısı. Son olarak Z köprübaşı karbon hariç en kısa yol üzerindeki karbon sayısı. Ardından alkanla son noktayı koyuyoruz. Yani molekülde kaç adet karbon olduğuna bakıyoruz. Bu örnek için adlandırmamıza başlayalım. Bisiklik bileşik olduğunu tespit ettik. Şimdi buraya bisiklo yazalım. Köprübaşı karbon hariç olmak üzere en uzun yol üzerindeki karbon sayısı x. En uzun yolu bulalım sol tarafta. Köprübaşı karbonu yok sayacağız. Kaç karbon var? 1 2 3 ve 4. Şimdi buraya 4 diyoruz. Y ise ikinci en uzun yol üzerindeki karbon sayısıydı. Bu karbon ve bu karbonun olduğu yerde ama yine köprübaşı karbonları yok sayıyoruz. O zaman y yerine 2 diyelim. Son olarak en kısa yol yani köprübaşı karbonların arasındaki karbon sayısı. Tabii ki köprübaşı karbonlar arasında sıfır karbon var. Köprübaşı karbonlar arasında sıfır karbon varsa köprübaşı karbonlar doğrudan birbirlerine bağlıdırlar ki bunu nokta yapısında görebiliriz. Son olarak toplamda kaç karbon var? 8 tane var. Yani bu bir oktan demektir. Bu molekülün adı bisiklo 4 2, 0 oktandır. Şimdi bisiklik bileşik isimlendirmek için genel formülümüzü takip ederek bir tane daha örnek yapalım. Yine bir sikloheksan halkasını ele alalım. Bu da köprübaşı karbon olsun. Hatta köprübaşı karbonlarımızın arasına bir karbon daha yerleştirelim. Bu şekilde çizildiği zaman görmesi zor oluyor. O yüzden genel olarak bunun biraz farklı çizildiğini, daha üç boyutlu olduğunu görürsünüz. Umarım burada yapabiliriz. Şöyle bir şekil olacak. Şimdi köprübaşı karbonlarımızı bulalım. Bunun ve bunun köprübaşı karbonlar olduklarını biliyoruz. Bunlar buradakilere karşılık geliyorlar. Peki, bunu açık zincirli alkan'a çevirmek için kaç kesik atmamız gerekir? Sol taraftaki çizime bakalım. Buradan ve buradan kesersek açık zincirli bir bileşik elde ettiğimizi görebiliriz. İki kesik gerekti, yani bisikli olmalı. Şimdi bu bağları tekrar yerine koyalım. Evet. Bunu bisiklik bileşik olarak adlandırmaya başlayabiliriz, öyle değil mi? Karbonları numaralandırmamız lazım. Köprübaşı başı karbonumuzla başlayalım. Köprübaşı karbonumuz burada. En uzun yolu bulalım. Sola veya sağa gitmem fark etmez. Her iki tarafta aynı uzunlukta. Biz sağa gidelim. 1, 2, 3, 4. İkinci en uzun yol içinde bu taraftan devam edeceğim. Yani 5 ve 6. Son olarak en kısa yol yani iki köprübaşı karbon arasındaki karbon buna da 7 diyoruz. Toplamda 7 karbonumuz var. Pekala. Bunu isimlendirirken parantezlerimizi buraya koymalıyız. Köprübaşı karbon hariç olmak üzere en uzun yol üzerindeki karbon sayısını yazıyoruz. Köprübaşı karbon hariç olmak üzere en uzun yolda kaç karbon vardı? 1 ve 2. Buraya yazalım. Şimdi ikinci en uzun yola gidelim. Bu taraftaydı. İkinci en uzun yol üzerinde de 2 karbon vardı. O halde 2, 2 yazıyoruz. Ardından en kısa yol üzerinde köprü başı karbonu saymazsak kaç karbon vardı? Tabii ki 1. Buraya 1 yazalım. Demek ki elimizde bisiklo 2, 2, 1 var. Toplam karbon sayımızsa 7. O zaman bu bir bisikloheptan molekülü. Molekülün resmi IUPAC adıysa bisiklo 221 heptan olacak. Bu molekül doğada çok fazla bulunduğundan kendine ait bir adı bile var. Norboran. Peki, şimdi bir örnek daha yapalım. Bunu norboran molekülüne benzetelim. İster misiniz? Şu şekilde çizelim. Bu molekülleri buraya çizmek biraz zor oluyor ama olsun. Bu moleküle biraz substituent ekleyelim. Aynı molekülü buraya da çizmeyi deneyeceğim. İki farklı numaralandırma yöntemine de bakacağız ve hangisinin doğru olduğunu göreceğiz. Her iki tarafta da birebir aynı molekülümüz var. Bakalım nasıl yapacağız. Öncelikle köprübaşı karbonları bulalım. Burada köprübaşı karbonları görüyorsunuz. Numaralandırmaya başladığımda bu köprübaşı karbonların ikisinden de başlayabiliriz. Bunun üzerindeki köprübaşı karbonlarımıza bakarsak her ikisi de bir numara olabilir. Şimdi bunu bir numara yapalım. Ardından en uzun yolu bulalım. Sağdan gideceğiz. Bu karbona 2 diyelim. Bu karbona 3, bu karbona 4 ve bu karbona 5 diyelim. Sırada ikinci en uzun yol var. Devam edebiliriz. Bunu 6 ve 7 yapalım. Son olarak en kısa yol o da bu yukarıdaki olacak. Yani ana adımız için toplam 8 karbon bulunuyor. Sol tarafta da birebir aynı nokta yapısı var. Bu sefer karşıdaki köprü başı karbonla başlayalım. Bu köprü başı karbonla başlayalım ve kuralı uygulayalım. En uzun yoldan yani sağ taraftan başlıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bu numaralandırma sistemlerinden sizce hangisi doğru? Hatırlayın, hedefimiz sübsütentlere en küçük sayıyı vermekti. Sağ taraftaki örneğe bakalım. 7 konumunda bir metil grubu ve 8 konumunda bir metil grubu var. Sol taraftaki metil grupları ise 6 konumunda ve 8 konumunda. Süpsüzentlere olabilecek en küçük sayıyı vermemiz gerektiği için sağ taraftaki gibi yapmayalım. Sol taraftaki yöntemi seçersek daha mantıklı. Tamam, şimdi adlandırmaya başlayalım. Bunun bisiklo bileşik olduğunu biliyoruz. 2 metil grubumuz var. Biri 6'da, diğeri 8'de. 6-8-dimetil diyerek başlayabiliriz. Bisiklo bileşik olduğunu biliyoruz. Yani bisiklo dememiz lazım. Ardından parantez içinde öncelikle köprübaşı karbon hariç en uzun yolu yazalım. En uzun yol sağ taraftaki. En uzun yolda kaç karbon var? Köprübaşı karbon hariç olmak üzere 3 karbon var. Buraya 3 yazalım. Sırada ikinci en uzun yol var. Yine köprübaşı karbon hariç. Burada iki tane var. O halde iki yazalım. Son olarak köprübaşı karbon hariç en kısa yol. En kısa yolda yalnızca bir karbon var. Buraya yazalım. Toplamda 8 karbon var. Yani bu bir oktan. Sonuç olarak bu molekül için IUPAC adımız 6,8-dimetil-bisiklo-3,2,1 oktandır.